Merhaba arkadaşlar. Bu videoda XJ8 diliyle MPLAB XID ortamında Picon 6 F870YDA mikro denetleyicisini programlayarak 16x2 karakter LCD'de işlemler nasıl yapılır göstereceğim. 16x2 karakter LCD çok temel bir LCD tipidir. Elektronik projelerinizde, okul ödevlerinizde kullanabileceğiniz ucuz, elektronik hobi ürünleri satılan mağazalarda bulabileceğiniz bir üründür. 16x2, iki satır 16 sütun ile toplamda 32 karakterlik alana sahip anlamına gelir. 16x1, 16x4 gibi tiplerde mağazalarda mevcuttur. Her karakter LCD'de 5x8 veya 5x10 nokta matris kullanılarak görüntülenir. Şimdi projemize geçelim. File sekmesine tıkladım. New Project. Next diyorum. Buradan yine mikro denetleyicimi belirleyeceğim. Midrange'e geldim. Şuraya pikimi yazıyorum. 16 F877A. Tamam. Next diyelim. Next diyelim. Derleyicimi seçiyorum. Proje ismim LCD Control olsun. Finish diyorum. Projemiz geldi. Source Files'a geliyorum tekrardan. New diyorum. Main C. Buna da LCD K yazalım. Main C'miz geldi. Bunu aşağıya alalım. Programımızı yazmadan önce LCD H dosyamızı include etmemiz gerekiyor. Daha evvel indirdiğim LCD H dosyamı kopyalıyorum. MPLAB XI'de sağ tıklıyorum ikonuma. Dosya konumunu aç diyorum. Buradan mikroçipe geliyorum. XJ8'e tıklıyorum. Versiyon 2.10. Buradan pike geliyorum. Include'a tıklıyorum. C90'a geliyorum. Ben daha önceden yüklemiştim. Şimdi buraya LCD H dosyamı yapıştırıyorum. Değiştir diyorum. Tekrardan programımıza geldik. Şimdi H dosyamızı ekleyelim. Geldi. Şimdi mikro denetleyicimizin frekansını belirleyelim. Yine define tanımlıyorum. Xtal frek 8 MHz olsun. Şimdi Proteus'umuza geçelim. Ben LCD bağlantılarını yaptım. Veri için son 4 pinini kullanacağız. RS ve Enable bacağını kullanacağız. VDD bacağı hariç bir de VE bacağı hariç geri kalanını topraklıyorum. VEE'yi kontrast pinim arkadaşlar bu. Potansiyometremizin ortak ucuna bağlıyoruz. RS pinimi RD2'ye, Enable pinimi RD3'e, diğer pinlerimi de LCD'deki diğer pinleri de sırasıyla mikro denetleyici pinlerine bağladım. Şimdi bu bağlantılarımı tanımlamam lazım mikro denetleyicimde. Program kısmına gelelim. Hepsi için tek tek define tanımlamam lazım. Şurayı kopyalıyorum. Şuraya 6 tane bağlantı pinim var. Define işte ne olsun? RS Enable
Data 4. Data 5. Data 6. Data 7. Evet, pin isimlerimizi verdik. Şimdi bunları mikrodenetleyici pinlerimize tanımlamamız lazım. RS pinimi nereye bağladım? Tekrardan bakıyorum. Gördüğünüz gibi RD2'den başlamışım. RD3 enable olmuş. Sonra sırasıyla RD4'ten başlayıp RD7'ye kadar devam ediyorum. RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7. Şimdi bir ufak program yazalım. Void main kısmına geldim. Giriş çıkış atamalarımı yapalım yine. Tris. D portunu LCD'ye bağladığım için, LCD'ye veri göndereceğim için çıkış olarak tanımlıyorum. Başlangıç durumunda portumu yine temizliyorum. Pardon, bu çıkış olarak tanımlanacaktı. Temizledikten sonra LCD init fonksiyonumu programıma ekliyorum. Sonra bir while döngüsü oluşturuyorum. Programımı yazacağım. İlk başta bir yazı gönderelim LCD'ye. Merhaba yazalım mesela. Bunun için öncelikle LCD'mizin üzerinde bulunan karakterlerin her birinin bir sırası var. Biz yazıya nereden başlayacağımızı belirtmemiz lazım. Bunu da LCD set kursör birinci satır birinci sütundan başlayalım. İmlecimizi buraya getirdik. Sonra LCD write string komutuyla string ifade olduğu için tırnak içinde alıyorum. Merhaba yazıyorum. Titreme olmasın diye yazdıktan sonra bir bekleme komutu girelim. 1000 olsun. Bir de program başında da yazabiliriz. İstediğimiz yerde de yani duruma göre ihtiyaca göre yazabiliriz. Şurada LCD'de başlangıçta yani yazı yazmadığım yerlerde karakter olsun istemiyorum. LCD'nin tüm pinlerinde var olan artı veri varsa temizliyorum. Sonra programımı derliyorum. Tamam, derledik. Proteus programımıza geçelim. Şurada ben daha evvel eklemiştim. Tekrardan hex dosyamı ekledim. Yürüt diyorum. Gördüğünüz gibi merhaba yazısı geldi. Durduralım. Tekrar programıma geliyorum. Şimdi başka bir yerde de bir yazı yazalım. Şu kısmı aldım. Şu şekilde alıyorum. Kopyalıyorum. Hemen şunun altına ekliyorum. Burada da ikinci satır olsun. Buraya da dünya yazalım. Türkçe karakter kullanmıyorum. Derliyorum.
Proteus programıma tekrardan geçiyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi imleç alt satıra da indi. İkinci satırda da dünya yazısını gördük. Şimdi sayısal işlem yapalım. Şimdi değişkenler belirleyelim. Şuraya. Ne olsun? Int değer eşittir 5 olsun. Aşağı indim. Float sayı eşittir 4.6 olsun. Bakalım değişkenlerim derliyor mu? Tamam. Şimdi bu değerleri else'de yazmak istiyorum. Bunlar normalde integer ve float değerler ama ben else'imin içerisine string ifade yazabiliyordum. Şimdi ben bunu nasıl çevireceğim? sprintf diye bir komutum var. Onu kullanacağım. Şöyle yapalım. S print f diyorum. Parantezimi açıyorum. Açtıktan sonra dizi diyeyim buna. Virgül. Ha, dizi diye bir değişken belirleyelim. Dizi. Şöyle. Char dizi. Yirmi olsun. Sonra şurada tırnak içinde ne yazalım? Yine diyelim ki sıcaklık olsun. Sıcaklık eşittir yüzde F. Tırnağımı kapattım. Virgül. F'nin yerine gelmesi gereken değer float değişkenimi şimdi buraya yazıyorum. Sayı. Tamam. Yazdıktan sonra şimdi bu komut C++ komutu olduğu için kütüphanesini eklemem lazım. Şuraya hemen std IO kütüphanemi ekledim. Ekledikten sonra şu kısmı komutumu alıyorum. Hemen şu dünya yazan yerin üstüne gelip şuraya dünyayı siliyorum ve buraya dizi yazıyorum. Sonra ikinci satır birinci sütunda evet sonra derliyorum. Sonra Proteus programıma geçiyorum. Programı çalıştırıyorum. 4.6 değerini gördünüz. Float değeri bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi desimal değeri de gösterelim. Aynı şekilde sıcaklık olsun. Şuraya değer diyorum. Şunu da desimal olarak ifade ediyorum. Tekrardan derliyorum. Derledikten sonra Proteus'umu tekrardan çalıştırıyorum. Kaç olması gerekiyor? 5 gözükmesi gerekiyor. Derledik mi? Derlendi. Evet, 5 değerini gördük arkadaşlar. Sayısal işlemler de bu kadar. Tekrar durduruyorum. Evet arkadaşlar, sayısal işlemler yaptık. String ifadeler nasıl yazılır yaptık. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da diğer operasyonları göstermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.